Selam, ben Sultanoğlu. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda evde toz ve pul biber yapmanın bütün sırlarını size anlatacağım. Bu şekilde güzelce pul ve toz biberlerinizi evinize kendiniz bundan sonra yapabileceksiniz. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Hazırsanız başlayalım. Güneşte kuruttuğumuz sivri biberlerimizi, dolma biberlerimizi bir mikserimiz varsa mikser yardımıyla önce ufalıyoruz. Yani pul biber haline getiriyoruz. Buyurun başlayalım. Yaklaşır mısın babacığım? Burada gördüğünüz gibi biberlerimiz pul biber haline geldi. Şuradan daha yakından göstereyim. Bu şekilde pul biber haline geldi. Biz bunu biraz daha ufaltabilirsiniz. Aynı şekilde bırakabilirsiniz. Mikseri biraz daha fazla çalıştırmakla bu ayarı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama biz bunu toz biber haline getireceğimiz için bunu ikinci bir kaba alacağım. Gördüğünüz gibi bunu birazcık daha yaparsak çok kaliteli bir pul biber elde edeceğiz. Ama biz toz biber haline getireceğimiz için İşlemimize devam ediyoruz. En son birkaç püf noktasını size toz biberi yaparken vereceğim. Aynı usulü pul biberde de kullanabilirsiniz. Benim pudra makinem var. Pudra şekeri yapmak için almıştım. Daha sonra baharatlarımı da öğütüyorum. Başka şeyler de öğütüyorum bunda. Şimdi bu pul biber haline getirdiğim malzemeyi buna katarak daha da incelteceğim. Aynısını bu makinede da yapabilirsiniz. Ama bu daha fazla toz haline getirdiği için ben bunu tercih ediyorum. Ama bunun yaptığı da bunu biraz daha fazla çalıştırıp toz haline getirdiğinizde o da güzel oluyor. Fakat dediğim gibi ben bunu tercih ediyorum. Siz istediğinizde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toz haline getirdim. Diğerlerini de aynı işlemi uyguluyorum. Evet, gördüğünüz gibi pul biberimiz hazır. Şimdi buna birazcık tuz atacağız. Tuz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Kendi ağız zevkinize göre. Fazla da atanlar oluyor, çok atanlar oluyor, az atanlar oluyor. Onu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birinci püf nokta tuzunu atıyoruz. İkinci püf nokta biraz sıvı yağ katıp sıvı yağı kattıktan sonra üfeleyerek yağın bibere geçmesini sağlıyoruz. O zaman şu şekilde çok tatlı kırmızı bir renk alır. Şu yağ katılmış hali, şu yağ katılmamış hali. Yağ katarsanız böyle çok güzel bir görüntüsü olur.
İsterseniz yağlı yaparsınız hafiften, isterseniz böyle yaparsınız. Ama sakın çamur haline getirmiyorsunuz. Çok cüzi bir yağ katıp yağı bibere iyice yediriyorsunuz ve o parlaklığı yakalıyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum faydalanacağınız bir video olmuştur. Bize dua edin, kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.